Merhaba, ben Tunç Çatıroğlu ve Piyasalar Yorumu'na hoş geldiniz. Bugün hafta sonu olduğu için biraz uzun tutacağım, biraz daha detaylı bir yorum yapmaya çalışacağım. İstediğiniz bölümü zaten izleyebiliyorsunuz. Ayrı bölümlere ayırdım ama ilk başta şöyle bir genel bir piyasa hakkında yorumda bulunacağım. Ondan sonra diğer konuları anlatacağım ve özellikle de gümüş yatırımcılarına buradan seslenmek istiyorum. Bakın, ben altın yorumu da yapıyorum ve birçok şeyi de altın yorumumda anlatıyorum. Gümüş de altındaki o hareketlere göre zaten hareket ettiği için, yani gümüşe gidip ben izledim ve fazla bir şey bulamadım diyenler lütfen altını da izlesinler. Orada onlar için de çok değerli bilgiler, analizler bulunuyor. Sadece gümüşü izlediğin zaman altında söylemiştik diyoruz. Hep kısa sürdü deniyor. Bir daha orada tekrar etmek istemiyorum. Şimdi özellikle bu tarım dışı istihdam konusuyla başlamak istiyorum. Çok beklentilerin de düşük bir istihdam rakamı açıklandı. Ve yani bunun sebepleri konusunda bir sürü işte ekonomistlerin şeysi yorumu var. Yani işte zaten millet çalışmasın diye para verilirken niye gidip çalışsınlar deniyor. İşte bence de mantıklı olan açıklama budur. Yok canım, yanlış veridir falan diyenler de oldu ama hepsinden daha önemlisi bence şuydu. Piyasa ilk başta böyle sert bir şekilde, bakın Amerikan 10 yıllıkları böyle aşağı düştü. Bu bir saatlik grafik. İkincisinde de direkt geri aldı. Ve hatta ki yani güne başladığının da üzerinde bir yerde Amerikan 10 yıllıkları kapatmış oldu. Yani bu Amerikan 10 yıllıkları üzerinde çok kısa süreli bir etkisi oldu. Amerikan 10 yıllıkları görmüş olduğunuz gibi halen daha aşağı yönde devam ediyor. Ancak burada bir işte yeşil bir şey oluştu, bir işte çekiç oluştu. Belki işte buradan biraz daha yukarılara gitmek isteyebilir, ancak bu kanalın içerisinde olduğunu görüyoruz. Ve düşüş trendi içerisinde olduğunu görüyoruz. Yani hem altın hem gümüş için olumlu, TL için de sınırlı olumlu diyebiliriz. Dolar endeksi burada enteresandı. Dolar endeksinde öyle bir şeyler yoktu. Yani orada dolar endeksinde işte aynı şekilde saatlikte bakacak olursak, bakın işte sert bir şekilde düştü zaten ve öyle geri gelme falan da olmadı. Yani tekrardan o düşmeye de devam etti. Çünkü zaten dolar endeksinde beklentimiz bizim bildiğiniz gibi aşağı yöndeydi. İşte şu sonda da bu güçlü bir mumla sat sinyali oluştu günlükte tekrardan. Haftalıkta zaten burada sat vardı. Yani biz bu dolar, benim dediğim dolar endeksinin daha da düşmesini bekliyorum. Dolar endeksinin daha da düşmesini bekliyorum. Çünkü bu durumda bu istihdam falan da böyle kolay kolay yerine gelmeyecek diye defalarca söylüyoruz. Tabii burada yani bazı iş yerleri uzun süre kapalı kaldığı için yeniden açılamıyorlar. İflas ediyor. O işler tamamen yok olmuş oluyor. Bunlar var. Zaten New York Fed'in de çalışması var bu konuda. Bir iş yerinin kapalı kaldığı her hafta bir daha açılmama riski %2 artıyor. Yani iflas ediyor. İflas riski %2 artıyor. Dolayısıyla yani 50 hafta zaten kapalı kaldıysa ortalamada bir yer iflas etmiş oluyor. Bitiyor. Yani böyle ortalaması böyleymiş New York Fed'in çalışmasına göre. Yani uzun sürede kapalı kalan birçok iş yeri var. İflas ediyorlar. O işler yerine gelmiyor. O iflas edenlerin bir kısmını başkaları gelip satın alıyorlar belki. Ama hepsi satın alınmıyor. O yüzden o işler yerine gelmiyor. Ne kadar para da verseniz, faizler de düşük olsa o işler yerine geri gelemeyecek. Dolayısıyla öyle bir tapering falan gibi şeyler bile konuşmayı aklından geçirmez Fed Başkanı diye düşünüyorum. Yani işte yavaş yavaş hazırlayacaklar da işte ondan sonra tapering yapacaklar falan. Hayır, katılmıyorum. Öyle yavaş yavaş hazırlamak falan yok. Çünkü o işler geri gelmeyeceği için istihdam uzun süre düşük seyredecek. Ayrıca insanlara çalışmasın diye para veriyor Biden. Şimdi adam diyor ki ben bu çalışmadan aldığım parayla iyi kötü yaşayabiliyor muyum? Yaşayabiliyorum. Gidip işe çalışırsam ben de bir hastalık kapabilir miyim? Bana kimsenin bulaştırmayacağının bir garantisi var mı? Yok. O zaman ben bu riski niçin alayım diyor adam. Çok normal yani, ama belki daha az bir para alsalardı. O Mitch McConnell'ın falan önerisi dikkate alınmış olsaydı zamanında, daha Trump başkanlığında Pelosi'ler falan bu kadar böyle hayır biz bunu kabul etmiyoruz, daha yüksek paket çıkartacağız diye böyle
inat etmemiş olsalardı belki o insanlar bugün döneceklerdi iş gücüne. Ama işte dönmüyorlar. Neyse, bizim de problemimiz değil. Bizim için iyi bir şey. Çünkü bizim gibi gelişmekte olan ülkelere para girişini için pozitif bir şey, gelişmekte olan ülkelerin para birimlerinin dolar karşısında değer kazanması için pozitif bir şey. Ki zaten de işte dolar endeksi işte bunu da gösteriyor. Yani bu 16 Mart 2020 haftasından itibaren görmüş olduğunuz gibi düşüşler devam ediyor. Daha da etmesini bekliyoruz. Dolar endeksi düşecek. İşte bütün bunları da söyledikten sonra gelelim altına. Altın için olumlu dedik. Altında şöyle, zaten bildiğiniz gibi şu 1682'de 2'li dip yaptıktan sonra yönünü yukarı çevirmişti. Pozitiftik. Zaten işte tekrar bir daha bir göstereyim. Yani şu haftalıkta al sinyali oluşmuştu. Dipten de dönmüştü vesaire. Şimdi bu haftalıkta Kaufman hareketli ortalamasının üzerinde de kapattık. Çok iyi. Ancak 1837 direncine geri geldik. Oraya kadar da yükseldik. Ve şu görmüş olduğunuz gibi kanalın da üst seviyesine kadar da geldik. Aşırı alım bölgesine de geldik. Bütün bunlar oldu. İşte gördüğünüz gibi oradan da biraz satışlar geldi. Demek ki bundan sonra biraz daha dikkatli olmamız gereken bir döneme girdik ons altında. Şimdi şu Ichimoku'dan bir kere günlükte kurtulduk. Güçlüydü, hareket güçlüydü ama burada bu dirence geldik, takıldık işte. Şimdi bu direnci ben geçebileceğimizi düşünüyorum ama bu bir zaman alabilir. Buralarda artık bu kadar aşırı alım bölgelerine gelindiyse, bu Amerikan 10 yıllıklarda düşmeyebilirse, yani her ne kadar düşüş trendinde gibi görünüyor ama yani bir yukarı yönde bir harekette oldu, düşmeyebilirse. Bundan sonra evet belki 2 hafta, 3 hafta sonra bu dirençler geçilebilir ama yani önünde sonunda geçileceğinden inanıyor olsam dahi bu önümüzdeki haftada bu direnç geçilmeyebilir. Ve buralardan tekrar geriye gelebilir ons altın. Direncin geçilip geçilmediği, üzerinde 2 gün kapanış olup olmadığına dikkat etmemiz gerekiyor. Geriye gelebilir. Yani. Peki geriye gelirse nereye kadar gelebilir? İşte bu o zaman trend, yani regresyon trendini şöyle uzattığımız zaman bunun içerisinde de kalacağını varsayıyoruz. İçerisinde kalacak diyoruz. Şöyle yani şu şekilde tekrardan belki 1795 gibi buralara doğru bu hareket devam edebilir. Yani bilemiyorum. Bu direnç geçilmesi bana zor görünüyor bu şartlarda. Bakın 4 saatlikte henüz sat dönmemiş ama sata dönmek üzere burada. Günlükte işte az bir yeri var. Belki o da buradan sata dönebilir. Yani şöyle ne gün oluyor bu? 13 Mayıs. 13 Mayıs. 13-14 Mayıs gibi bu aralarda falan böyle bir satışlar gelebilir bu ons altında. Eğer ki bu 1386'lar geçilmezse illa ki bunlar geçilecek. Ama şu anda kritik bir yerdeyiz. Şu anda alım için o kadar da iyi bir yer değil. Daha önceden alacaktınız. Ha burası kırılıp geçiliyorsa o zaman tekrar alın deriz. Çünkü ondan sonra işte görüyorsunuz zaten. Fazla bir şey yok yani. 1928 var. Ondan sonra da bir şey yok. Zaten devam yani. Altında olumlu olmaya devam ediyoruz. Gelelim gram altın. Gram altın işte şu direnç bölgesinde, ons altında direnç bölgesinde buralardan daha almak riskli olduğunu ben düşünüyorum. Öyle söylemiştim. Yani 470'ten sonra zaten 470'ten sonra almanın riskli olacağını söyleyeceğimi daha evvelden şuralardayken demiştim. Mart ayındayken dedim ki buralar ucuz, buralardan alın. Çünkü bu 470'i gelince artık alın demeyeceğim. Çünkü ondan sonra risklidir. Çünkü ondan sonra o dirençlere yaklaşıyoruz. Ondan sonra ama dolar TL arttı, ama ons arttı, ama ikisi birden sonuçta artmış oldu. Buraya gelmiş oldu. Burası direnç yeri işte. Bak daha evvelden de burada Ekim ayında buralar kolay kolay geçinememiş. Buralar Ağustos ayında bayağı ciddi direnç olmuş. Yani o bakımdan buralar almak için uygun değil. Gelelim peki altın gümüş rasyosuna. O da işte bayağı bir düştü.
gümüş için olumlu diyoruz. Fakat gümüşte ne dedik? Hatta Twitter hesabımda da dedim. Bakın bu 27.44 direncine geldi. Buraları geçmek zor dedik. Şimdi altın da bir dirence gelmiş, gümüş de gelmiş. Her ne kadar bu içim okun üstüne attıysa da görüyorsunuz. 4 saatlikten bakalım. Bakın gelmiş buradan geçemiyor. Buradan bu sata dönmüş zaten 4 saatlikte. Demek ki altında da bir satışlar falan olursa gümüşte de beklemeliyiz. Hatta daha sert şeyler de olabilir. Şöyle tekrardan bu 26.5'lara kadar falan bir geri gelmeler olabilir diyorum. Önümüzdeki hafta içerisinde işte bu 12, 10 Mayıs, 13 Mayıs falan gibi günlerde böyle şeyler olabilir. Dikkat etmek lazım. Bu 27.44 geçilmesi lazım. Geçilebiliyorsa tamam, önü açıktır. Zaten altın yorumumda da söylediğim şeydir. O yüzden gümüşçüler altın yorumumu da dinlesinler. Gümüşte gramda evet 7.03 geçildi. Evet güzel bir şekilde üzerinde de bulunuyor. Ama dediğim gibi o yani altındaki şeyler bunu tekrar 7.03 desteğine geri getirebilir. Böyle şeyler olabilir. Şimdi bundan sonra platin de soran arkadaşlar var. Platinden de bahsedelim. Platinde de şöyle İçimoku'nun üzerine de attı. Tamam bunu artık kapayabiliriz. Şöyle bir bakın kanal içerisinde de yükseliş içerisinde olduğunu görüyorsunuz. Şöyle işte daha yavaş da olsa belki yükseliyor. Altındaki hareketler platinde de etkili olabilir. Ancak ağır ağır yükselmeye devam ettiğini düşünüyorum. Platin eğer altında bir geri çekilmeler olsa platinde de bu bir alım fırsatı olarak değerlendirilmeli diye düşünüyorum. Ama çok da hızlı bir hareket görünmüyor. İşte gram tarafında da işte bakacak olursanız zaten o da gelmiş bu 309'un üzerine atmıştı. Şimdi gene bir satışlar falan gelebilir diyoruz altın tarafında. O zaman platin de tekrar bu desteğe doğru geri gelebilir. Böyle şeyler olabilir. O yüzden o altının yani direnci geçip geçmemesi takip edilmeli Amerikan 10 yıllıklarıyla birlikte platin için. Şimdi bunları da söyledikten sonra gelelim dolar TL'ye. Dolar TL'de çok anlatacağım şeyler var. Şimdi bir kere son olarak şunu söylemiştik. Bakın buralardan düşebilir. 8.20 mümkün dedik. İlk olarak 8.21'de kapattık. Biraz daha aşağısı mümkün. Burası bir günlükte sata dönmüş durumda. Sat sinyali var. 4 saatlikte de zaten vardı. Biliyorsunuz şuradan itibaren işte geri geldi falan. Biraz daha aşağılara gitmesi mümkündür diyorum ben. Ama işte o en fazla şu sarıya kadar gelebilir. Yani şu 8'e kadar falan gelebilir diye düşünüyorum. Daha altını pek olası görmüyorum bu konjonktürde. Şöyle 8 saatlikten de bakacak olursak işte bakın desteği falan da kırdı. Şöyle yani hareketli ortalama desteğinin altına geldi. İşte şöyle biraz daha 8'e doğru işte şu desteğe doğru çekilmesi mümkün. Ve öyle bir şey olacak olursa bu da bir alım fırsatı olacak diyorum. Alım fırsatı. Neden alım fırsatı olacak? Defalarca işte bu Merkez Bankası olaylarını anlattık. Şimdi bugün biraz daha farklı anlatacağım demiştim. Şöyle şu haftalık grafiği sizlere açayım. Bakınız haftalık grafiği açayım. Bu haftalık grafik bize bir sürü şeyler gösterecek şimdi. Ne gösterecek? Ben şimdi buraya dolar Güney Afrika randı ve dolar Meksika pezosunu da ekliyorum. Niçin böyle bir şey yaptığımı da şimdi göreceksiniz. Çünkü bunlar benzer ülke para birimleridir. Yurt dışındaki durumla burayı biraz karşılaştırmak istiyorum. Şimdi şöyle şuradan Brunson krizinden önceki bir yerden başlatacak olursak. Şimdi şu mavi zaten biziz. Yukarıdaki işte Brunson krizi daha fazla biz atıyoruz yukarı. Daha gerilerini göstermiyorum. Onlarda da çok benzerlikler vardır ama bakın ondan sonra Güney Afrika randıyla fena bir şekilde gitmiyoruz. Meksika pezosu fena bir şekilde gitmiyoruz. Bütün bu yükselişler 4 Mayıs 2020 haftasına kadarki yükselişler bakın bu şekilde gidiyor. Sonra biraz geri geliyor. Onlar da yurt dışıyla paralel. Sonra şurada bir şey oluyor işte. Haziran'da
Bizde kur adeta sabitleniyor. Böyle işte bu Merkez Bankası'nın müdahalesinin olduğu söylenen yer. Yani müdahale ediyorlar burada. O yüzden bu kur böyle düz bir şekilde gidiyor dendi. Ve de işte ondan sonra rezervler çok azaldı dendi falan. Neyse. Şimdi konumuz o değil yani. Burada mesela bu düz giderken bakın bu aşağı doğru gitmeye devam ediyor. Biz bundan faydalanamıyoruz bu düz gitme işi sırasında. Sonra bunlar yukarı gidiyor. Bakın biz de gidiyoruz. Sonra birazcık geri geliyor. Bakın biz de geliyoruz. Ondan sonra şu noktadan sonra yani Ağustos sonundan itibaren böyle bir yükseliş var. Ve de böyle de bir düşüş var yabancılarda. İşte bunun sebebi biz bu faizi çok düşürdüğümüz için bizde güven falan kalmıyor. Burada da rezerv tükettiğimiz için biz burada koruyamıyoruz artık Türk lirasının gücünü. Burada böyle bu dolar alıp başını gidiyor işte. Buralara kadar geliyor. O sırada yurt dışındaki rüzgar aslında TL'den yana olduğu halde yani bu para birimleri dolar karşısında değer kazandığı halde biz değer kaybediyoruz. Burada bir tercih yapılıyor. Yani eski Merkez Bankası Başkanlığı zamanında tercih yapılıyor. Faizler düşük olsun. Bu sayede kredi kullanmak durumunda olan sanayiciler, esnaf daha ucuza kredi kullansın. Müteahhitler daha ucuz kredi kullanıldığı için kolaylıkla evleri satabilsinler. Otomobiller ucuz krediyle satılsın. Yani piyasa canlansın. Piyasa canlandığı için büyüme olsun, istihdam olsun. Zaten Covid yüzünden bir istihdam kaybı var. O istihdam kaybı bununla, bu büyüme sayesinde azaltılsın. Büyümeyi tercih ediyoruz. Ama ne oluyor? Dolar kuru anormal bir şekilde işte buralarda artıyor. Artık bu işin yani tadı kaçmış oluyor bir yerden sonra. Çünkü yani o TL'ye güvenenler ve de maaşlı kesim diyelim istediği gibi. Çünkü bir kısım esnaf olsun, bir kısım sanayici olsun, bu kredi kullananlar, müteahhitler olsun istedikleri gibi zam yapabiliyorlar. Yani şöyle olabiliyor. Dolar kuru arttı, o yüzden ben zam yaptım diyor adam. Peki diyorsunuz ki bu kur 1 arttıysa sen 3 zam yapmışsın veya bu kur 1 artmış sen 2 zam yapmışsın. Ama bilmem neler de arttı da şunlar bunlar da onlar yapabiliyorlar. Ama herkes yapamıyor, her sanayici, her esnaf yapamıyor. Ücretli kesim zaten yapamıyor. Ona zaten kim ücret veriyorsa o da diyor ki enflasyon TÜİK açıkladı bu kadar ne yapalım. İşte mesela 2 ayda dolar kuru %15 artmış ama işte enflasyona işte yansıması daha geç oluyor diye işte fazla bir şey artmadı enflasyonda öyle %15'lik bir artış yok deniyor. Ama arkadan geliyor bunlar birikimli olarak. İşte mesela buraya kadar geldi. Geldikten sonra ne oldu? İşte Naci Ağbal geliyor. Zaten rüzgarı da arkasına almış. Doğru işler yapıyor. Doğru işler yapa yapa buraya kadar getiriyor Şubat sonuna kadar, Şubat ortasına kadar. Sonra ne oluyor? Sonra bakın oralarda da yükseliyor. Onlar da dolar karşısında değer kaybediyorlar. Bakın biz de kaybediyoruz. Sonra çünkü bizde riskler daha da artıyor. Sonra Naci Ağbal biraz daha faizi arttırıyor. Biz de o patikaya geri dönüyoruz. Tekrar düşüş trendi. Geliyoruz. Ama ne oluyor? İşte bu noktadan sonra Şahap Kavcıoğlu geliyor. Anormal bir yükseliş. Ama arkasına o rüzgarı alan TL'deki o rüzgar devam ediyor işte böyle. Bakın bu benzer ülke para birimleri dolar karşısında değer kazanmaya devam ediyorlar. Biz değer kaybediyoruz. İşte şöyle gösterelim. Bakın şöyle. İşte bu mavi olan biziz. Şu mavi olan biziz. Dolar TL yani. Şöyle kalın göstermeye çalışalım. İşte bakın böyle düştü, çıktı. Faizler arttı, tekrar böyle geri geldi. Bu sırada işte onlarda da böyle bir şey var ve ondan sonra bakın ne oluyor? Kavcıoğlu geliyor. Hop. Bu kadarlık bir yükseliş ama böyle bir yurt dışında pozitif hava. Biz gene arkamıza alamıyoruz o pozitif havayı. Bakın bu pozitif hava. Bu pozitif havanın etkisi nerede kendisini gösteriyor? İşte şurada. Şu son 1-2 günde. O kadar pozitif ki yurt dışı. TL'ye bile etkisi oluyor. İşte bunu şimdi anlayabildik mi? Yani evet Naci Ağbal'dan önce bir tercih var. O tercih doğrudur, yanlıştır, tartışılır. Bir yerden sonra ben yanlış olduğunu söyledim.
Yani bu iş bu 7.40'ı geçtikten sonra yanlıştır dedik. Naci Ağbal geldi. Tekrar doğru patikaya dönüldü. Dolar TL düşmeye başladı. Doğru iş yapılıyor dedik. Sonra Kavcıoğlu geldi. Şimdi o patikadan çıkıldı. Yurt dışı hala daha dolar karşısında değer kazanırken gelişmekte olan ülkeler, biz değer kaybediyoruz. Yanlış iş yapılıyor diye. O yüzden buradan söyledim. Şimdi bunları kapatalım. Ve şunu da söyleyeyim. Şimdi bu Naci Ağbal'dan evvel faiz düşüktü. Faiz düşüktü, bir tercihti. Şimdi Naci Ağbal'ın verdiği faizin aynısını verdiğimiz halde gene de dolar kuru artıyor. Ne kadar artmış dersek, bakın şöyle işte. Bu da TradingView'un aracı. Bunu buraya koyuyorum. 34 bar, 46 günde yani 34 iş gününde, toplam 46 da takvim günde %14 artmış. %14 artmış. Peki, Naci Ağbal zamanında peki ne olmuş? Yani 34 barda, işte şurada. 34 bar, %10.76 düşmüş. Yani doğru iş yaptığınız zaman zaten arkanızda rüzgar var. Bu sürede %10.70, %11'e yakın düşürüyorsunuz. Ama öbür tarafta işte %14'lere yakın çıkıyor kur. Bu bir başarı değil. Yani öbür tarafta Naci Ağbal'dan önce bir tercih var. Şimdi bir başarı falan yok. Bir tercih de yok. Yanlış iş var sadece. Budur yani. Şimdi şöyle bir bana tenkitler geliyor. İşte bu faizlerle de sanayici işte nasıl iş yapsın, esnaf nasıl iş yapsın, şudur budur. İşte şimdi size şunu göstermek istiyorum. Yani bu müteahhitler ev satsın diye, otomobil satışları olsun diye kredi, TL kredi kullanan bir kısım esnaf ve bir kısım sanayici ucuz kullanıp iş yapabilsin diye ne olsun? Dolar kuru çıkarsa çıksın, insanlar daha da çok zamlara alışsın mı? Bu mudur yani istenilen şey? İşte şu görmüş olduğunuz şey, Merkez Bankası'nın yayınladığı TÜFE bazlı reel efektif döviz kuru, şu kırmızı olan TÜFE bazlısı, aşağıdaki siyah olan da gelişmekte olan ülkeler bazlı. Yani onlara benzer ülkelere göre olan şey. Şimdi efendim deniyor ki, dolar kuru çok düşük olduğu zaman, TL güçlü olduğu zaman ihracat çok kötü etkileniyormuş. Şöyleymiş, böyleymiş, bir sürü hikaye anlatılıyor. Bakınız şimdi, bakınız. Bu yüz. Bu yüzün kırmızı olan, kırmızının yüzün altına gelmesi zaten 2017'de. Yani siyahın daha da altına gelmesini boş verin. Kırmızının yüzün altına gelmesi 2017. 90'ın altına gelmesi 2018. Yani pahalı bir TL denilen bir şey, yani TL'nin değerli olması denilen hikaye 2018'de zaten terk edilmiş, bitmiş. Öyle değerli bir TL falan diye bir şey yok. Bu kadar düşmüş. Şimdi bu gelmiş olduğu yer 62. Bakın 94 krizinin, Tansu Çiller'in olduğu zamanda bile TL daha değerliymiş. O krizde bile TL daha değerliymiş. Şimdi onun da daha altında TL. Daha da değersiz. Şimdi daha da değersiz olduğu bir ortamda TL'nin, ya bu sanayiciler, bu esnaf, bu insanlar nasıl iş yapacak bu kadar %19 faiz verilirken Merkez Bankası tarafından? Bırakalım dolar kuru biraz daha çıksın, bu vatandaş biraz daha ezilsin ama bu insanlar da iş yapsın demek ne demek yani? Burada bir vicdan var mı? Burada bir vicdan var mı yani? Burada bir fedakarlık yapılacaksa artık bu fedakarlığı yapılacak kesimin kredi kullanan kesim olduğu açık değil mi? Yani daha da insanlar ezilsin mi diyecek, denebilir mi yani? Çünkü bu dolar kuru arttığı zaman bu zamları yapmayı biliyorlar. Her şeye zam geliyor. O zaman hiçbir şeye zam yaptırma yapabiliyorsan. Her şeye zam geliyor. İnsanların ücreti aynı şekilde artmıyor. Alım gücü anormal bir şekilde düşüyor. Anormal bir şekilde 2018'den beri düşmüş zaten. 3 senedir düştükçe düşmüş. Daha da düşsün. Çünkü biz işte kredi vermek istiyoruz. Krediyi büyütmek istiyoruz. O sayede
istihdam artsın istiyoruz. Olmuyor. Bu o zaman enflasyonu düşürmek için yıllardır yapılamayan hal yasasıdır. Yıllardır yapılamayan finans merkezinin işte yasal düzenlemesidir. Döviz çekebilecek işlerin yapılması gerekiyor. Yapılmadı. Yapılmadıysa, şimdi akşamdan sabaha kadar da yapılamıyorsa o zaman bunun doğrusu bu CDS'in gerektirdiği reel faizi vereceğiz. Ve bu dolar kurunu da düşüreceğiz ki insanlar rahat etsin. Ha bunu yapamıyorsak, bari hiç değilse bu Naci Ağbal'dan kalan sıkı para politikasına uzun bir süre devam edeceğiz. Gerekirse ek sıkılaştırma yapacağız cümlelerini de çıkartmayalım. Çıkartmasaydık, cümleleri çıkartmanın bize orada durmasının hiçbir maliyeti yoktu. Hiç bizim cebimizden para çıkmıyordu. Onlar orada kalsaydı, işte ise bu kur bu kadar artmayacaktı belki. Değil mi? İşte onlara geri dönülsün diyorum. Demek istediğim budur. Hep de bir şeyler yapıyor. Peki o zaman bu insanlar ölsün mü? Bu sanayici nasıl çalışsın? Bu işte bilmem kobiler ne olsun falan. Bunu anlatmaya çalışıyoruz. Hayır. Artık TL eskisi kadar değerli değil. O 2018 öncesi dönemde değiliz. TL çok değersiz. Burada bir bedel ödenecekse bunu halk ödememeli. Bu bedeli sanayici, esnaf, bu krediyi kullanan veya kredi sayesinde satış yapan müteahhit ödemeli diyoruz. O kadar yani. Çünkü onlar bu işten fayda sağladılar geçen sene. İnsanların sırtına yük binerek bu fayda sağlandı. Şimdi bir daha binsin, bunu kabul etmiyorum. Bu benim görüşümdür. Beğenmiyor olabilirsiniz. Sizin bileceğiniz şeydir. Beni izlemek zorunda da değilsiniz. Beğenmiyorum görüşlerini. İzlemek zorunda da değilsiniz. Ben de kendi kanalımda kendi görüşümü söylüyorum. Değil mi? Ben de bu matematik mühendisliğinden mezunum. İşletme mezunuyum. Üzerine finans yüksek lisansı mezunuyum. Okul birincisiyim. Düzey 3 lisanslı da analistim. Benim de bir tecrübem var. 50 yaşındayım. Bunları bir araya getirerek bunları da görüşlerimi burada paylaşıyorum. Kimsenin hoşuna gitmek zorunda değil. Hoşuna gitmeyen de izlemesin arkadaş. Bizim öyle bir derdimiz yok. Biz bir şey satmıyoruz kimseye burada. Bunlardan gelen reklamların bilmem nenin de parasını, vergisini fazlasıyla ödüyorum. Onu da söyleyeyim ha, bak yeri gelmişken. Fazlasıyla ödüyorum demek ne demek? Burada Google bana bir ödeme yaptığı zaman ben bunun için fatura kesiyorum. Tabii ki herkesin kesmesi gerekiyor ama devlet bana diyor ki bunun içerisinde KDV de vardı. Sana KDV ödedi Google. Hayır ödemedi. Ödemediyse sen ödeyeceksin diyor. Ben KDV'yi de ödüyorum. O kadar istihdamı arttırmak için krediyi arttırmak isteyen, faizleri düşürmek isteyen hükümet, düşsün isteyen hükümet, istihdam artsın derken bir taraftan kurumlar vergisini 25'e çıkartmış. Şimdi ben o zaman 18'i cepten veriyorum. Üstüne o 25'i de veriyorum. Ondan sonra kar dağıtımı yapıyorum stopajdan. Zaten bütün bunların vergisini bu kadar yüklü bir şekilde YouTube'dan yapan insan ödüyor yani. Ama biz o yüzden eşin bu tarafında değiliz. Bunu da herkes bilsin istedim yani. Ben bu dolar kurunun çok yüksek buluyorum. Bu millet bunu hak etmiyor. Bu millete zulümdür. O yüzden hiç değilse bu sözleri çıkartmasaydınız, faiz indirmenin yolunu yapmasaydınız da biraz daha düşük kalsaydı diyorum. İşte bundan sonra da dediğim gibi düşüşler alım fırsatı şöyle 8.05 hatta belki 8 gibi bir yere kadar inebilir diyorum. Umarım daha net anlaşıldı bu sözlerim bu sefer. Şimdi gelelim borsaya. Şimdi borsa konusunda şöyle bir düşen, yükselen grafiğimiz var görüyorsunuz. Şöyle bir yükselen bir trend çizgimiz var. Ve bu trend çizgisinin üzerinde de destek bulduğu ve görmüş olduğunuz gibi 21 günlük Kaufman hareketli ortalamasını geçti. Ve işte buralardan da wave trend osilatöründen de al verdi. Hep ne anlatıyoruz? Yani bu kapanma kararının pozitif etkisi olacak diye ben daha bu kapanma kararı verildiği zaman, kapanma yokken bunları söyledim. O zaman da tenkit edenler oldu. İşte millet taş mı yesinmiş, böyle şey nasıl söylenirmiş bilmem ne. Pozitif etkisi olacak dedik. Kapanma kararını ben vermiyorum. Ama verildi bu karar ve pozitif etkisi de borsaya olacak dedik. Oldu mu? Oldu mu? Olmuş mu? Olmuş işte. Bak bu
gelip bu önemlidir dediğimiz bu 1436 desteğinin de üzerine, işte direncinin de üzerine çıkmış işte Cuma günü itibariyle. Burada ne diyoruz? Önemli olan bankacılık endeksiyle bu işi yapmak kalıcı olacak. İşte bankacılık endeksi de Cuma günü çıktı mı? Şu çok önemli olan 1117 direncini geçti mi? Bir sonraki dirence kadar da devam etti mi? 1159'a kadar. Daha da yolu var bunun. O yüzden borsada en kötüsü geride kaldı diyorum. Her ne kadar Merkez Bankası Başkanı yabancıya güven vermiyor ve yabancı geri gelmiyor olsa da yavaş yavaş da olsa geri geleceklerini düşünüyorum. Çünkü konjonktür nedeniyle bu tapering lafları falan olmayacak. İşte onları başında söyledim videonun. Konjonktür nedeniyle gelecekler. Yavaş da olsa gelecekler. Öyle veya böyle gelecekler. Belki eskisi kadar güçlü gelmeyecekler. Çünkü güvenmeyecekler. Ama bu arada akıllara ziyan bir işler yapılmaz ise, ki yapılabilir maalesef, güvenmiyor. Ben de güvenmiyorum çünkü. Akıllara ziyan bir iş yapılmaz ise bu yabancı daha da gelecek ve bu borsa bankacılık önderliğinde çıkacak. Beklentim çıkması yönündedir. Ve de hedefimiz ilk etapta 1582, bu yıl içerisinde diğeri de 1818'dir. Çok daha önceden vermiş olduğum, aylar önceden vermiş olduğum haberdir. Bazı arkadaşlar duymak istiyorlarmış. Arkadaşlar en kötüsü geride kaldı. Öyle veya böyle buralardan alanlar kazanacak. Bazı hisselerde seçici olmak gerekiyor. Çünkü bazı şeyler çok ucuz ama bazı şeyler değil. Fiyatlar çok şişmiş durumda. Bunun için cazip hisseler videosu yapıyoruz. Sektörünün yıldızı hisseler videosu yapıyoruz. Onları izleyebilirsiniz. Bu FK'lardan, firma değeri, faiz, vergi, amortisman öncesi karlardan uzun uzun bahsediyoruz. Bunları öğrenelim. Şimdi bana soruyor arkadaşlar, hatta işte İmparator Enes, takipçim Enes, işte Albaraka Garanti Bankası'na göre daha ucuz değil mi diye soruyor böyle sürekli. Arkadaşlar değil. Yani piyasa değeri, defter değerine göre Garanti Bankası ve Albaraka birbirine çok yakın. Ama fiyat kazanç oranı olarak baktığınızda Garanti Bankası çok daha ucuz. İş Bankası, Yapı Kredi, Akbank, bunlar, Vakıfbank çok daha ucuz kalmış hisseler. Halkbank davası var, bilmem ne var falan. Varsa var efendim. Varsa var. Halkbank'a yatırım yapmayın o zaman. Başka şeye yatırım. Başka bankaya yatırım yapın. Bu kadar yani. Halkbank konusunda zaten bir sürü anlattık. Evet, bir şey olabilir. Bir ceza olabilir Amerika tarafından. Ve daha önceki kesilen cezalara, şeylere baktığınız zaman şöyle bir şey görüyorsunuz. Kaç tane ülkeyle bu yaptırım ihlali olmuş? Kaç tane ülkeyle Amerika'nın ceza vermesini gerektirecek işlemler yapılmış? Ülke sayısı arttıkça ceza büyüyor. Bir tane ülkeyle, bir tek İran'da bir şey yaptınız diye, o zaman tabii ki götürüp siz işte o Paribas'daki bilmem nedeki gibi 8 ülkeyle, daha fazla ülkeyle yapılan işlemlerdeki gibi bir ceza kesilmesini ben beklemiyorum. Ama ben hukukçu değilim. Anglo-Sakson hukukundan hele hiç anlayan birisi değilim. Çünkü bizdeki hukukçular da ayrı, Anglo-Sakson hukuku ayrı. O daha farklı bir şey çünkü. Hele ki Anglo-Sakson hukukundan anlamak da yeterli değil. Bu banka işlerinden anlamak, davalarından anlamak gerekiyor. Onlar benim konum değildir. O yüzden pozitifim. Pozitif olmaya devam ediyorum. Çok iyi bir noktaya geldi. Bir dirençe de BIST 100 şu 1441'e kadar da gelmiş. Bunun da üzerinde çıkmasını bekliyorum ben. Bir gün kapanış yaptı. Bir gün daha kapanış yapmasını bekliyorum. Ve bu kapanmanın olumlu etkisiyle bu yükseliş devam edebilir. Önümüzdeki hafta bayram sebebiyle buraların geçilmesi bayram sonrasına kalabilir. Çünkü aman bayramda bir işler olur. Akıllara ziyan bir işler yapılabilir Türkiye'de. Ben satayım da işte ise nakde geçeyim diyenler olabilir. Yani olursa da benim için sürpriz olmaz diyebilirim konuda. Şimdi bunları da söyledikten sonra gelelim Bitcoin'e. Bitcoin'den niye bahsetmiyorsun diyorlar. İşte her zaman bahsetmiyoruz. İşte Bitcoin'de şöyle düştü. Evet, iyi bir yerden destek buldu. Alım fırsatıdır, bulursa dedik, zaten buldu. İçimoku'nun içine geldi. İçimoku'nun içinde belirsizlik var. Belirsizlik vardır diyoruz. İçimoku'nun da dışına çıkması lazım. Ha, giderek pozitife gidiyor. Gidiyor yani görünüm. İşte şurada al vermiş wave trend. Şurada zaten artık 21 günlük ortalamanın da üzerinde. Güzel. Şu Ichimoku'dan da çıkmak üzere.
yarın itibariyle, yani 9 Mayıs itibariyle 59 binin üzerine de çıkıyorsa hızlı bir şekilde 64.829'a gelmesini bekliyorum. Yok olmadı. Biraz daha bu aralarda gidip gelebilir. Ama illaki şu 18 Mayıs'tan itibaren bunun dışına çıkar bu fiyatlar yatay gidiyor olsa bile. Ondan sonra yükselişe geçer. Yani Bitcoin'de görünüm şu anda giderek pozitife gidiyor. Pazar günden itibaren de 59 binin üzerinde olması yükselişin daha da güçlenmesi için yeterli olacaktır. Peki diğer böyle coinler içinde bir şeyler yapsaydın, analiz yapsaydın diyorlar. Hayır, onlarla da ilgilenecek kadar vaktim olmuyor. Sormayın, istemeyin benden. Ben çünkü zaten kripto para analizi yapan birisi değilim. Çok istek olduğu için Bitcoin'i de arada burada analizlerimin arasında değerlendiriyorum ama bu kadar. Yani o Ethereum'lar vesaireler benim konum değildir. İşte bugünlük de bu kadar.